Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Her zaman oyuncu bilgisayarı, güçlü bilgisayar dediğimizde hep böyle ışıklı mışıklı, RGB'li bir şeyler çıkıyor. Peki ya RGB olmasaydı ne olurdu? NZXT markasını modernize tasarımlarıyla biliyorsunuz değil mi? Bu markanın bir de anakartı var arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi N7 Z590 modeline sahip çok güzel bir anakart var. Bu anakart üzerinde gram ışık yok. Gram RGB yok. Gördüğünüz gibi bütün kapasitörler, girişler, çıkışlar, PCB, o bu şu kondansatörler falan hepsi gizlenmiş vaziyette ve çok şık bir görüntü var. Peki NZXT'nin N7 Z590 ile bir bilgisayar toplar mıyız? Toplarız. O zaman şimdi VTR'miz gelsin bakalım. Bunu da işte şeyden öğrendim. Televizyonda diyorlar böyle VTR, MTR falan. Gelsin ya. Haydi. NZXT N7 Z590 anakartımız şu anda masamızda ve birazdan kutusunu açacağız. Evet, şu anda Z590 anakart kutudan çıktı ve çok güzel bir görünüme sahip değil mi? Her şey adeta gizli. Giriş çıkış portlarına baktığımızda bol bol USB portu ve daha nicesini görüyoruz arkadaşlar. Evet, anakartımız elimizde ve şimdi artık Intel işlemcimizi takacağız. Intel'in 10700 işlemcisini şu anda anakartın üzerine konumlandırıyorum. Şu anda işlemcimiz anakartımızla entegre olmak için soket kapatılıyor. Bilgisayarımızın çalışabilmesi için 2 adet 16 GB'lık balistik RAM bellekleri de sistem üzerine takıyoruz. NZXT anakartın üzerinde NZXT H510i kasa yakışır dedim ve şu anda H510i kasa masamızda. H510i'yi daha öncesinde YouTube kanalımda incelemiştim ve şu anda ben beyazında kullanıyorum ve gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip bir kasa. Ama çift ekran kartlı bilgisayarlar için uygun değil, onun için H700 serisine bakmanız gerekebilir. İnceleme videosu videonun açıklamalar kısmında yer alacaktır. Anakartımızı kasamızın içerisine konumlandırıyoruz. Yani kuş yuvaya giriyor arkadaşlar. NZXT kasa, NZXT anakart ve NZXT sıvı soğutmadan yararlanalım dedim ve Kraken X53 sıvı soğutucuyu da sistem üzerine dahil ediyorum. Bilmeyenler için hemen şöyle anlatalım. Sıvı soğutmada bir radyatör var. Bu radyatör üzerine fanları yerleştiriyorsunuz ve ısı borularında dolaşan sıvı işlemcimizi soğutuyor arkadaşlar. Aynı arabalardaki gibi. Sıvı soğutucumuzun radyatörünü kasamızın üzerine yerleştirdik ve şimdi de işlemcimizin üzerine pompamızı ve soğutucu bloğumuzu yerleştiriyoruz. Bilmeyenler için belirteyim, işlemci soğutucunuzu çapraz olarak belli aralıklarda sıkmanız gerekiyor, yoksa düzgün bir montaj sağlanmaz. Şu anda NZXT H510i kasamızın üzerinde X53 sıvı soğutucumuz ve N7 Z590 anakartımız yer alıyor. Ekran kartsız bir bilgisayar düşünülemez. Burada da MSI'ın RTX 3060 ekran kartını kullanıyorum. Şimdi sıra geldi bilgisayarımızı çalıştırmakta. Şu anda muhteşem bir görüntü var ekranda. RTX boyutlara sahip olan anakartımızı topladık. Performansı nasıl? Soğutma sistemi iyi mi? Giriş çıkış aygıtlarının performansı nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Ben anakartın üzerindeki PCI Express yuvalarının performansını ve aynı zamanda da M.2 portlarının performansını çok beğendim. Bu anakart Intel işlemci destekli ve Intel işlemcimi olması gerektiği gibi performansla kullanabiliyorum ve yer yer bunun performansını arttırmak için çeşitli handikaplar da gerçekleştirebiliyorum. Bu anakart tamamen workstation
odaklı olan insanlar için oluşturmuş bir anakart. NZXT markasının kasasını, LED aydınlatmalarını, daha sonrasında da soğutma sistemlerini biliyorsunuz. Ve bu markanın anakart tarafındaki bir bütünlüğü çıkarması gerçekten de beni çok mutlu etti. Çünkü NZXT kasa, NZXT anakart, NZXT aydınlatmalar ve daha sonrasında da NZXT'nin soğutma sistemleriyle birlikte güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Çünkü bu markanın hedefi modern olmak. Tamam, oyuncu bir kitleye hitap ediyor, bu çok doğru, ama modernliği de yanında getiriyor. Anakart üzerindeki soğutma sistemi nasıl diye düşünecek olursanız, anakart üzerindeki PCB'yi kamufle eden sistem gerçekten de muazzam. Hem güzel görüntü veriyor hem de ısı dağılımını eşit bir şekilde gerçekleştirebiliyor. NZXT Z590 anakartımız modern numarasından da anlayacağınız üzere Z590 chipset'e sahip. Bu chipset bizlere Intel işlemci kullanma şansı sunuyor. Intel'in 11. nesil i3, i5, i7 ve i9 modelli işlemcilerini kullanabiliyorsunuz. Ha, bu arada LGA1200 yani 500 serisi işlemci soketi bu anakart üzerinde yer alıyor. Bu tarz küçük teknik detayların hepsi çok önemli. Böyle güçlü işlemcileri kullanabilmek için RAM'imizin de iyi olması gerekiyor. Bu anakart üzerinde 4 adet RAM slotlarımız var. Bu slotlar 128 GB'a kadar sizlere depolama imkanı sunuyor. Bunun MHz tarafına bakacak olursak 4600 MHz frekansına kadar siz bu RAM bellekleri kullanabiliyorsunuz. Anakart üzerindeki veri yolları gerçekten de önem arz ediyor. Bu anakart üzerinde USB 3.2 desteği var. 7 tane USB portumuz ve aynı zamanda da Type-C desteğimiz var. Bu Type-C desteği de USB 3.2 olarak çalışıyor. Eğer bir NZXT kasaya sahipseniz ya da ön panelinde bir Type-C portu olan kasaya sahipseniz direkt anakartla bunun bağlantı noktaları da mevcut. Anakart üzerinde USB 2.0 çıkışları da var, ses çıkışları da var, her şey mümkün vaziyette ilerliyor. Ön panel demişken, eğer ön panelinizde USB 2.0'lık bir port falan varsa onun da çıkışları anakart üzerinde pin olarak var. Dilerseniz onu kullanabiliyorsunuz, dilerseniz de soğutucunuzun haberleşmesi için USB 2.0 bağlantısı falan gerekir ya, onun için pinleri var, direkt takıp kullanabiliyorsunuz. PCI Express portlarına bakacak olursak bir adet PCI Express 4.0 portumuz var ve 3 adet de PCI Express 3.0 portumuz var arkadaşlar. Bunların hepsi X16 olarak geliyor karşınıza. NZXT anakartımızın üzerinde Realtek'in çok güzel bir ses kartı var arkadaşlar. Bu ses kartı 7.1 ses sistemleriyle tamamen uyumlu vaziyette. Hani biz 2+1, 5+1 falan diyoruz ya. 7+1 için uygun bir ses kartı var. Bu ses kartımız ise Realtek'in ALC1220P modeline sahip olan bir ses kartı arkadaşlar. Anakartın kendi üzerinde Gigabit Ethernet portu var. Bununla birlikte hem Bluetooth hem de Wi-Fi desteği sunan bir Wi-Fi çipimiz var. Bu çipimiz Wi-Fi 6 destekli. Yani 802.11ax desteği var. Bu 6E olarak geçiyor. Bilenler bilir, bilmeyenler de Wi-Fi 6E'nin ne olduğuna baksın derim. NVMe SSD'ye takabileceğiniz bolca bir alan ve kocaman RTX anakartınız bulunuyor. Evet, birbirinden fazla fan çıkışı, daha sonrasında da RGB bağlantı noktası falan filan kullanılabiliyor. Açıkçası ben bu anakart üzerindeki teknik ve görünüm olabilecek bütün özellikleri beğendim ve siz eğer bir workstation sahibi olmak istiyorsanız bence bu anakart tam size göre diyebilirim. Evet, rakiplerinin de güzel anakartları vesaire var ama hepsi ışıklı mışıklı, ışıklı mışıklı yapılara uygun bir şekilde. Ama bu sadelik isteyen insanlar için çok güzel bir artı. Peki ben bu anakartı nasıl management ediyorum? Yani her anakartın bir software'ı var ve o software üzerinden bir ayarlar vesaire yapılabiliyor. NZXT'nin CAM uygulaması vardı. Oradan bir soğutucumuzu vesaire ayarlayabiliyorduk. Orada birkaç tane daha özellik açıldı. O özelliklerle birlikte anakartımız hakkında daha detaylı bilgiler edinebiliyoruz. Durum bundan ibaret. Evet, NZXT'nin bu anakartını sizlerle birlikte inceledik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.